Köse Ali Ekürisi'nin katkılarıyla hazırlanan Atçılık Kütüphanesi Sohbet Odası başlıyor. Bu tay dağılımı yaparken neye göre yapıyorlar? Adam 7 tane tay yazıyor. Kura hiçbir şey yok. 7 tane birden çıkıyor. Bir tanesi 10 tane yazıyor. 10 tane çıkıyor. O zaman biz bırakalım. Bu büyük hani çok at sahipleri var yani böyle. Çok çıkıp burada konuşuyorlar. Hava yapıyorlar, çıkıyor yapıyorlar, artistik yapıyorlar. Onlar kendi aralarında hak yiyerek birbirleriyle mücadelesinde koşsunlar. Kendi egolarını tatmin etsinler burada. Ha, biz de bakalım. Ha, bizde bir tane iki tane at var. Biz izleyelim abi. Onlar koşsunlar. Şimdi hani daha bir tabir kullanacağım. Bana yakışmayacak. Yani ben bunu ne yani? Adam yedi tane at yazıyor. Yedisinde birden çıkıyor. Biz bir tane yazıyoruz Ankara'yı. Birine çıkmıyor. Ya böyle bir terbiyesizlik var mı ya? Neye göre oluyor bu iş ya? Hani illa bizim yönetime mi girmemiz lazım? Yani çok yalakalık mı yapmamız lazım? Aman benim gemim yürüsün. Aman bu suyu ben akıtayım diye. Herkesin ağız kokusunu çekip eyvallah ben hayatımda demedim demem de kralı gelecek babama bile demem. Hani herkesi burada o desin aman sen benim abimsin aman sen benim canımsın aman sen böylesin. Arayıp her gün 2 günde bir abilerimizi arayıp abicim sen nasılsın halini hatırını sorup yani onların egosunu mu tatmin edelim ne yapalım biz ya biz, ben anlamadım bu açılık böyle mi yürüyecek ya. Bunu yapan adamların 6 tane ağır yazıyor 6 tane çıkıyor. Ya biz bir tane yazıyoruz bir tane çıkmıyor. Bu nasıl bir Hangi ekürü terbiyesizlik mesela ya? bu bahsettiğin? Yani ben takip etmediğim için bu konuları. Ben ediyorum abi. Özellikle diyorum. Bunları İyi kendi yani akşamlar. iş gününde tek tek not alıyorum. Yani bunları ben Mahmut özellikle Bey şu takip an ediyorum. Ertuğ Bey konuşuyor. Mahmut Bey mikrofonunuzu kapatırsanız Ertuğ Bey bitirdikten sonra size söz hakkı vereceğim. Hayır cidden artık sinir bozucu oldu. Yani gerçekten sinir bozucu oldu. Yani her ağır döneminde aynı mevzu. Yok seyis döneminde at sahibi mağdur. Yok bu ağır meselelerinde at sahibi mağdur. Her yerde at sahibi mağdur abi. Bu kadar yani bu kadar olmaz ya. Hani bir şey yapılsın ya. Bu git o zaman bir hipodrom yap ya Konya. Git bir yere bir hipodrom yap. Bu işi çözün ya. Bunlar hep yaşanacak mı? Yaşanacaksa yapmayalım abi. Ta yetiştirmeyelim. Kısa kalmayalım. Yurt dışından neymiş iyi kan alalım getir. Ya neye getireceğim? Gidip 30 bin dolara, 50 bin dolara, 100 bin dolara kısa kalıp getirsen ne olacak? Bir tane ağır veremiyorlar sana. Sen buraya git abi. Ya ne bileyim Flightline git. Frankel yavrusu getir. Kimi getirirsen getir. Frankel yavrusu getir. Veremiyorsun. Daredevil'la övünüyoruz değil mi abi? Daredevil. Al bizim Daredevil tayımız var. Al Shidari's Devil'a aynı kağıda sahip tayımız var. Alır vermiyor. Ya onu koşamadıktan sonra. Bana neden bahsediyorsun abi? Daredevil olsa ne olur? Frankel olsa ne olur? Flightline'a tapit olsa ne olur? O olsa ne olur? Bu olsa ne olur ya? Bu kadar terbiyesizlik olmaz mı abi? Ya, bu yatırım yapılmazsa ona at sahibi kazandıracağız. Onu çağıracağız. Bu yatırım yapacak. Bu para verecek. Yok ya. Ya vallahi hani artık iyice sinir bozucu. Gerçekten Evet, böyle bu kadar katılıyorum. olmaz. Güzel abim benim. Katılıyorum. Olmaz abi yani. Böyle olmaz. Tamamen katılıyorum. Hani ben gideceğim Toro Kısak yazacağım. 200 bin lira aşı parası vereceğim. Tayı yetiştirene kadar 600-700 bin lira para harcayacağım. Geleceğim. Ya kusura bakma senin tayına yer yok. Sen git Urfa'ya gönder. Sen git bilmem ne işte Diyarbakır'a gönder. Hazırla. Belki atın koşarsa. İşte sana bir tane ağır veririz. Ya böyle bir şey yok abi yok. Böyle açılık Artı yok yani. şeyi söyleyeceğim. Ben konuşurken dinledim bilmiyorum da. Şimdi bu birisine rica ettikten sonra bu ağır veriliyor değil mi? Yani diyorsun Ya ki veriliyor tabii ya. şimdi Veriliyor. bu veriliyorsa abi ben niye aramak zorundayım? Niye ben minnet İşte. etmek zorundayım? İşte. İşte yani maalesef öyle oluyor. Gebek oluyorsun. Vallahi bilmiyorum. Ya sektör gitgide karmaşık bir hal alıyor. Adam benim anlamadığım konular yani adam bir yıldır yarış koşmuyor at. Hipodromda değil. Bu ata nasıl ağır veriliyor? Yani çok saçma şeyler var. Adam diğer atına çen çapsın diye ona ağır çıkartıyor. Ya bunların önüne nasıl geçemiyor artık? Teknolojide yaşıyoruz. Ya bu at hastaneye girmiyorsa bir yıldır. Abi ona vermeyeceksin ağır zaten. Hangi at bu? Abi var 4-5 tane var ya atarım sana abi. Yani büyük ekürlerin antrenörlerinin çoğunun yaptığı şey abi ya. Girip baksan zaten görüyorsun abi. Evet. Yani bunların kontrollerinin yapılması lazım yani. Bu at eğer ki bir yıldır hipodromda değilse bu atı vermeyeceksin zaten. Hani gideceksin ya girmemiş hiç hastaneye bile girmemiş. Bir yıldır koşmuyorsa bu atın sağlık problemi yok mu? %1 milyon var. Yani illa ki bir hastane kaydı olması lazım yani. Bunlar bu kadar zor değil artık ya bunları tespit etmek. Bilmiyorum. Mahmut Vallahi abi.
Mahmut Bey, Mahmut Bey, buyurun. İyi akşamlar herkese. Az önceki arkadaşımızın konuştuğu gibi ben de bir hat sahibiyim. Ağır yazıyorum. Yurt dışından anne de getirdim. İşte yani bu hatçılığı yapmak için uğraşıyorum. Dediğimiz gibi bunu alıyoruz, yetiştiriyoruz, sahaya getiriyoruz. Yazıyorsun ağır çıkmıyor. Şimdi yine benim kendi oğlum bu hatçılığı merak ettiği için at tay belgesi aldık. Üstüne bir tay verdik. Yazdık. Tay bugün çıkmamış. Öğrendi. Babam diyor sizin bu hatçılık nasıl ilerliyor? Neye göre yapıyorsunuz? Ben bir at yazmışım bana vermiyor. Bir anda çocuk hatçılıktan soğudu. Şimdi ben de anlamadım. 2 yaşlı aslı üyelerin baktım bugün. Birkaç tane değil 5 tane aynı anda 2 yaşlı aslı üyelere şey çıkmış, ağır çıkmış. Neden bize çıkmıyor? Yani bizim yapmamızı istemiyorlar mı acaba atçılığı? Her sene aynı sorunu yaşıyoruz yani. Bilmiyorum nasıl olacak bu. Birilerini mi? Tanımıyoruz da kimseyi şimdi. Biz yeni girdik atçılığa. Bilmiyoruz da kimseyi. Herhalde bu gidişle de bırakacağız. Başka bir şey ya işte zaten amaç da bu ya. Kendi aralarında bir oluşum yapıp kendi camiasını yaratıp koşmak herhalde. Başka ben türlü bu art niyet ya. Başka hiçbir şey değil bu yani. Ya böyle olmaz ya. Gerçekten olmaz ya. Yani 18 yaşındaki bir çocuğa bunu ya yani ne bileyim sevdirmeye çalışıyoruz ve ilk şeyde bir red diyor. Çocuk bir anda açlıktan soğuyor. Bu nasıl kazandıracağız merak ediyorum bu sektöre. Ya bir de benim anlamadığım konu şöyle bir şey var. İyi akşamlar sesim geliyor mu? Konuşan var mı? Artur konuşuyor Görkem. Ya son bir şey söyleyeceğim. Fatih, ben bir girip çıkayım. Artur'u az önce duyuyordum şu an duymuyorum. Artur ne diyorsa arkasındayım bu arada. Tamam çık gel çık gel. Yani şöyle bir durum var. Hani şimdi biz burada konuşuyoruz şikayetimizi de dile getiriyoruz ya. Ya daha sonrasında da şu oluyor. Ya bu çok böyle 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 konuştu. Bu böyle dedi. Zorluk çıkartıyorlar. Ya gerçekten bak bu oluyor. Telefonda bireysel konuşmalarımızda oluyor. Yani bak burada konuşma, şurada şunu yapma. Ya ne ben çekemem abi. Eğer bana hani öyle bir yasak uygulayacaklarsa zaten o karakterde bir insanlar varsa bu yönetimde ya bu camia zaten kalite yerlerdedir yani. Kalitesizdir. Yani böyle doğruları söyleyip de suçlu oluyorsan bu camiada zaten yani söylenecek pek bir şey yok yani. Yani burada sohbet odasında konuşana göre ona göre, buna göre, yalakalıklara göre ağır tahsis yapılıyorsa abi vermesinler ya problem yok. Vermesinler yapmayız yani. Yani yapmayız işteyse faydalar olur para kaybetmeyiz yani. Zaten bu işten durmadan para kaybediyoruz. Artur İzmir'de boş ahırlar var bir sürü orada. Orada ortak ahırları kiralayamıyoruz mu mesela dışarıdan? Ya orada elektrik yok, su yok Görkem. Yani halini biliyorsun oranın ya. Aynen abi. Çok saçma işte. Bari TJK o zaman hani alsın orayı bari komple. Bünyesine dahil etsin. Bari İzmir'deki problemi çözsün bir nevi yani. Orayı da çözemiyorlar ki. Hani orayı da çözemiyorlar. Orada da problem var yani. Bilmiyorum. İyi sohbetler diliyorum. Burada 400 tane boş ağır var. Gönder buraya atları. Vallahi abi çıkmazsa yapacak pek bir şey kalmıyor zaten. Vallahi kabakumda hiç olmazsa burada şey yapsınlar, koşsunlar. Doğru söylüyorsun. Burada şartını şurtunu doldursun. Ondan sonra basıda ahır verirler abi. İyi terlerse. Doğru söylüyorsun. Şey yani, burada 400 zaten tane boş ahır var yani. Zaten onu amaçlıyorlar abi. 460 ahırın 60'ı dolu, 400 tanesi boş. Urfa'dan yarış koşmaya geliyorlar. Elazığ'dan geliyorlar. Beni dinliyorsanız burayı şey yapın yani böyle düşünün yani. Şart yerim. 1 yok Zafer abi. Bir şey olmaz abi. Şart 19 koşsunlar. Biz koşmuyor muyuz abi? Biz uzaydan gelmedik. Biz de yani bu camianın içindeyiz. Biz şart 19 koşuyoruz Fatih. Yani. Zafer abi inşallah Allah sana şart 19 koşsun, bana da nasip etsin. Sonrasında da grup 1 koşsun, nasip eder inşallah. Yani biz şart 19'dan grup 1'e gidiyoruz, grup 2'ye gidiyoruz. Görkem. Abi iyi sohbetler diliyorum. Şaka maka Allah. Bir yana Allah yardımcınız olsun. Çok şükür benim sahada atım yok. Ben bu stresleri zamanında yaşadığım için ağzımız yandığı için o kararımızı da ne kadar
haklı olduğumuzu bir kez daha gördük. Yazık. İnsanlar gidip milyonlarca lira para verip at alıyorlar. Atlar ahır bulamıyor. Bir yerde şapkayı masanın üstüne koyup düşünmek lazım. Allah yardımcınız olsun dediğim. Ama Diyarbakır'a düşünün yani. 400 tane burada ahır boş var. Ben bunu ciddi söylüyorum. Şakasız söylüyorum. Sahanın kumu da bu sene yenilendi. Çok güzel bir kaba kum atınız varsa güvendiğiniz kaba kumda gönderin buraya ekibiyle beraber atlarınızı. En azından ayakları daha iyi oturur. İlerisi için daha uzun süreli yarış hayatları olur atların. Benden bir dost tavsiyesi. En azından bu stresi de yaşamazsınız. Burada kendilerini ispatlarlar. Ondan sonra diğer taraflarda ahır müracaatı yaparsınız. O zaman vermek zorundalar. Çünkü bu atların hepsi koşan atlar. Kendini ispatlamış atlar. Burada da yarışları dolduğu için o tarafta ahır vermek zorunda kalırlar diye düşünüyorum. Ki zamanında bizim de öyle oluyordu. Biz de öyle yapıyorduk. Evet. Doğru söylüyorsun Zafer abi. Zafer abi. Abiler geçen sene bu ahır sıkıntısı yaşanmadı deniyordu. Bu sene mi oldu? Yok abi, İstanbul, Ankara, Bursa'da her sene var abi. Bir dönem Bursa'da yoktu. Şimdi Bursa'da da baş gösterdi. Ama geçen Ankara, sene İstanbul... hiç olmadı dendi hani ahır sıkıntısı. Yok. Tam tersine abi. Bak İzmir, Ankara, İstanbul. Bu üç tane hipodromda her sene ahır sıkıntısı baş gösteriyor yani. Millet birbirini öldürüyor ahır için. Kış sezonunda da Adana'da, yine İzmir'de, Urfa'da ahır sıkıntıları var. Geçen sene Urfa'ya bir 200 tane ahır yapıldı. Tay ahırları yapıldı. O biraz şeyi kesti. Sıkıntıyı çözdü. Kışın buranın da açık olması o da rahatlattı. Bu bölgeyi çözdüler. Her zaman diyoruz yani bu doğu hipodromlarına bir tane çim saha yapılsa en azından buradaki iyi atlar bir de buradaki ikramiyeleri de yükseltseler. Buradaki iyi atlar o taraflara gitmez abi. Burada koşarlar. Oradaki ahır şeyini de düşürmüş olurlar. Yani çok ufak bir operasyonla aslında çözülebilir. Ama kimse bunu düşünmüyor. Yapmak istemiyorlar. Asıl yani problem de Zafer Bey. Gerçekten tam bu söylediğin şey. Yıllardır bunu, her sezon bunu çekiyoruz. Ama çözüme yönelik hiçbir girişim görmedim daha. Yok, hiçbir girişim herhalde, görmedim. Bak sana yemin ederim. Bak sana yemin ediyorum. Diyarbakır, Urfa ya da Elazığ vilayetlerinden birine, hipodromlarından birine bir çim saha yapılsa. Hani ben hangisi ne yapılsın demiyorum ha. Bu üç tane hipodromdan birine hangisi daha mantıklıysa bir çim saha yapılsa, buranın ikramiyeleri de bir Kocaeli, İzmir, Bursa ikramiyelerine çıkartılsa, tamam mı abi? İnan ki diğer hipodromların hiçbirinde bu kadar yoğunluk, bu kadar sıkıntı yaşanmaz. Bir tek zaten eğer adamın grup atı varsa, Gazi'yi koşacaksa, işte Hatay'ı koşacaksa, Cumhuriyet'i koşacaksa, ne bileyim işte Sakarya'yı koşacaksa gider yarışını koşar. Yarıştan 10 gün önce götürür, 15 gün önce götürür, orada hazırlar. Yarışını koşar, yine gelir. Ya da orada kalır. Ama bu kaç tane attır abi? Toplasan 50 taneyi geçmez. Ama nedir? Bunu yapmıyorlar yıllardır. Köse Ali Ekürisi'nin katkılarıyla hazırlanan Atçılık Kütüphanesi Sohbet Odası devam edecek. Max Scala. Son teknolojiyle donanımlı olan tesislerimizde dünya standartlarında kabul gören, pişirme yöntemiyle atlarınıza ihtiyacı olan en sağlıklı yemlerin üretimini gerçekleştirmektedir. Max Scala. Kaliteli protein ve amino asit değerleriyle taylarımızın büyüme döneminde tüm besin ihtiyaçlarını karşılar. Max Scala. Satış sonrası teknik hizmetlerle ürün veriminin ve güvenilirliğinin arkasında. Max Scala. Atınıza değer katan marka. Köse Ali Ekürisi'nin katkılarıyla hazırlanan Atçılık Kütüphanesi Sohbet Odası devam ediyor.
Düşün %35 burada eksik şeye ikramiye koşan adam kalkıp da iyi atını burada tutar mı? Herkes gitmeye çalışıyor. Herkes buradan şey yapmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışıyor. Biz hani şeyin masrafların zorluğundan, dinlenmelerinden konuşuyoruz, bahsediyoruz. Biz bu bölgenin atçısı olarak yıllardır suyun altında yaşamaya artık alıştık. Yani solungaçlarımız çıktı neredeyse. Solungaçlarımız çıktı. Acayip acayip yarış programları. Maiden yarış yok ya. Koskoca Diyarbakır Hipodromu'nda Maiden yarış yok. Hani demin Artur dedi ya, Konya'ya mı hipodrom yapılıyorsa yapılsın. Ya elindeki hipodromları kullanmasını bilmedikten sonra, elindeki hipodromları iyi şekilde yönlendirmedikten, oralardaki yarış programlarını vesaireleri yapmadıktan sonra 50 tane vilayete hipodrom açsan ne olacak? Antalya'ya açıldı da ne oldu? 4 ay sezon verilmiş, sezonda 4 ay yarış verilmiş, 5 ay yarış verilmiş, kaç tane at gitti? Yani saçma sapan işler. Dostlar alışverişte görsün, başka bir şey değil. O yüzden bu böyle gider, devam eder. Nasıl olsa insanların, bazı insanların şeyleri yerinde, keyifleri yerinde, sıkıntıları yok. Vurun abalıya. Vurun abalıya. Ama bu kadar insanın da ahı onları şey yapmayacak. O yattıkları yerde rahat bırakmayacak zamanı geldiği zaman. Bunu da bilsin yani o insanlar. Ağzına sağlık Zafer abi. Onur abi, Mehmet abi hoş geldiniz. Murat hoş geldin. Gündemimiz belli. Mehmet abi. İyi akşamlar, iyi sohbetler. İyi akşamlar abi. Valla konuya intikal değilim. Ben de yeni girdim. Ahır abi, ahır. Bildiğimiz klasik sorunumuz. Nerede ağır sıkıntı var? Abi insanlara ağır çıkmamış. Genelde her yerde sıkıntımız var. Diyarbakır hariç. Senin taylarından dışarıda kalan var mı Mehmet abi? Biz abi Karacabey'de idman merkezi var ya, ondan evet, dolayı olduğun için, sıkıntını %80'ini orada çözüyoruz abi. Anladım. Senin orada bir altyapın var tabii. Sen o konuda rahatsın. Bir tane iki tane değil abi. Orası olmazsa zaten çok büyük sıkıntı yaşarız abi biz. Evet. Ama işte onun da aslında pek şeyi yok. Yani çok tayda gözünün önünde olmadığı için heba oluyor bana göre. Çok oldu zaten. Olmama şansı yok. 150 tane yani, at var. Toplamda bakıyorsun bir sezon koşuyorlar. Komple 5 yarış ve bilemedi 10 yarışı geçmemiştir yani bugüne kadar. Yani 150 tane tayda, 150 tayda senin elinden geçen tay sayısı 15-20'yi geçmez abi. Aynen öyle abi. Diğerlerin hepsi şey, ıskartaya gidiyor. Boşu boşuna. Abi bu kadar masraf, emek, bu kadar şey, yazık değil mi abi? Valla işte 55 tane, dediğim gibi 155 tane at kalmıştı ben. Geçen bir işte öyle gittim, konuşma yaptık. İşte ne oldu, ne etti? Ya işte de çat pat bir şey yapıyoruz. Ya dedim Allah'tan korkun, çat pat dediniz. Şey, birer tane yarış kazansaydınız 155 tane. Yani bu mümkünüm var dedim. Ya yani şu kayıptan başka nedir burası? Ha bir de bu da var. Bir gerçektir. Daha orası oturmamış. Yani çok hani orada... Mehmet abi işler... otursa da bu sorun çözülmez çözülmez. Bir tek seninle bitmiyor iş abi. Bir tek senin kendi şeylerine çözülmüyor. Yüzlerce at sahibi mağdur oluyor. Ve her ahır döneminde de bu sorun ayyuka çıkıyor. Her ahır tahsislerinde ayyuka çıktığı zaman da hiçbir şey yapılmıyor. Ölen öldü, kalan sağlar bizimdir mantığıyla hareket ediliyor abi.
Zafer abi şöyle söyleyeyim ama inan ki 2 ay içinde bir şekilde her sistem oturuyor. Yani mağdur olan insan var mı? Oluyor, doğrudur. Ama sistem de bir şekilde oturtuyor yani. Ne oluyor abi? Sen atını kiraya veriyorsun, öbürü kiraya veriyor, öbürü doğuya yolluyor, öbürü bilmem neye yolluyor. Ya çok basit, çok basit. Öyle bir rahat operasyon yani yapılabilir ki Mehmet abi. Şimdi Urfa'da abi 1000 küsür tane ahır var. Evet abi. Diyarbakır'da 500 tane ahır var. Elazığ'da 500 tane ahır var. Doğru. Etti abi. Mi sana abi 2000 küsür tane ahır? 2000 evet abi. 2000 küsür abi. Elazığ, Urfa yanılmıyorsam 1250 falandır. Doğru sonradan ilave edildi. Yani 2000 ahırdı abi. Abi bu 3 vilayetin ikramiyelerini düzeltecekler. Bir tane de çim saha yapacaklar. Vallahi kimse kıpırdamaz. Hiçbir yere de gitmez. Zaten iyi atı olan gider grup yarışını koşar yine gelir. Ya da orada bırakır. Bunun da toplamı 50'yi geçmez. Mümkün değil. İzmir'de rahatlar, İstanbul'da rahatlar, Bursa'da rahatlar, Ankara'da rahatlar. Her taraf rahatlar. Benim kendi bir görüşüm var, fikrim var. Nasıl biliyor musun abi? Bütün hipodromlarda yaz kış açık olacak ve burada bir Ankara belki Ocak'la yani Ocak'la Aralık'ta durduracaksın. Hani bak kışın diyorum. Şey Ankara için. Ankara'yla bütün... Elazığ sıkıntı kışın. Abi işte 2 ay durduracaksın ya. Ne olacak? 2 ay durduracaksın. 2 ay 3 ay. Bilemedin 2 ay 3 ay. 3 ay. Evet. Onları 2 ay durduracaksın ve bütün hipodromlara diyeceksin ki kim nereye yazdıysa orada bir yıl kalacak kardeşim. Yılda bir sefer yer değiştirme şansın var. Bak bakayım sistem oturuyor mu oturmuyor mu? Hem giden adam para kazanır, nereye kursa kendi hesap kitabını iyi yapar. Ve bütün inan ki en ufak bir ne bu gidiş gelişleri olacak ne bilmem ne sıkıntılar olacak. Kimse yıl içinde tercihini ettikten sonra... İnan ki o tercihten sonra ikinci bir tercih edecekse bir hipodroma gidecekse gider gitmese yok gitmiş yok gelmiş bunları da yapmaz. İnsanlar Ankara'da kalır ve 2 ay da o sineye çeker. Hiç yerinde de kimse gidip gelmez kıpırdamaz. Yarış için giderse gider gitmese gitmez adam. Bir şey sorabilir miyim Mehmet abi sana? Buyur abi ne demek? Bundan 5-6 sene evvel hani hatırlarsın taylar nerede hazırlanıyorsa şart bir ya da maidenlerini orada koşuyorlardı. Hani başka yerde koşamıyorlardı. Ahar'ın neredeyse orada koşuyordu doğru. O zaman bu kadar sıkıntı var mıydı abi? Bence yoktu ya. Ya sıkıntı şöyle de abi o da neden kaynaklandı? Ben şöyle söyleyeyim abi. Olan şeyi söyleyeyim. Rahmetli Ramazan Kaya işte bazı atları çiftlikten şuradan buradan getirdi. O anda yarışı bölmek için sorun yaşandı. Yaşandığı için onun önüne geçmek için böyle yaptılar. Evet. Yani bu işte de bazı atlar gelmedi, rapor aldı, şudur budur falan. Çiftlikte olan atlar oldu, şudur budur falan. Yani oldu yani. Ha yani şimdi o hala yapılıyor abi. O hala yapılıyor, i̇şte, yapılmıyor mu abi? Abi işte o mevzularda onların önüne geçmek için. Abi, şart birlerde bak Ankara'ya, İstanbul'a, Urfa'ya, oraya, buraya, Bursa'ya. Yani 50 tane at var. 30 tanesi aynı at sahibinin adına. Deklere günü o 30 tanenin 25 tanesi deklere oluyor. Yarış günü o 25 tanenin 5 tanesi koşuyor, 20 tanesi ya jockey şey alıyor, rapor alıyor, ya at rapor alıyor, ya bilmem ne oluyor. Yaşamıyor muyuz abi? Hala yaşıyor. Hayır yani biraz da onun önüne geçmek için o zaman öyle bir şey getirdiler. Evet. Yani gidip gelme şeyini getirdiler. Yani o sefer de bu sefer de meydanlarda hani gitme gelme olmayınca bazı yarışlarda sıkıntı oldu. 4 atı geçmedi. Yani oradan da ondan dolayı da bir de döndürdüler. Yani sen dediğin gibi yani eli ondan dolayı da önlemini almaya çalıştılar ama bu sefer diğer türlü de baktılar yarış bahisler kötü oluyor. Tekrar açtılar önünü. Yani sebebi buydu yani. Ben onlarda konuştuğumuz şey sebep olayı buydu. Evet. Köse Ali Ekürisi'nin katkılarıyla hazırlanan Atçılık Kütüphanesi Sohbet Odası devam edecek. Max Scala. Son teknolojiyle donanımlı olan tesislerimizde dünya standartlarında kabul gören, pişirme yöntemiyle atlarınıza ihtiyacı olan en sağlıklı yemlerin üretimini gerçekleştirmektedir. Max Scala. Kaliteli protein ve amino asit değerleriyle taylarımızın büyüme döneminde tüm besin ihtiyaçlarını karşılar. Max Scala. Satış sonrası teknik hizmetlerle ürün veriminin ve güvenilirliğinin arkasında. Max Scala. Atınıza değer katan marka.
Köse Ali Ekürisi'nin katkılarıyla hazırlanan Atçılık Kütüphanesi Sohbet Odası devam ediyor. Haklı. Bana da ahır vermediler ama ben atımı ikili koşup üzmek istemedim ve üçlü koşacağına inanıyordum. Ve üçlüye dönerken ilk yarışını koştum, şart biri kazandı. Bu tayımı ahır vermemişlerdi. Sonra grup kazandı bu at. Yani insanlar ikili koşmaya teşvik etmek de yanlış. İkili koşmamış, ben buna ahır vermiyorum. Bu da yanlış. Yani bu ahır satma, fazla müracaat, farklı illerde yarış programlarının değişmesi, yeni hipodromlar açılması, bunların hepsi bizim aramızda konuştuğumuz çözümler. Ama ne yazık ki yetkililerimiz bununla ilgili hiçbir girişimde bulunmuyor. Belki bulunamıyor ama en azından şeffaflık olsa, hiçbir şeffaflıkla göremiyorum. Bu şeffaflık olsa, en azından neler yapıldığını bilsek, önerilerimize dikkate alınsa, ahırlarla ilgili satılıyor diyoruz. Benim bu konuda da bir fikrim var. 50 lira 100 lira ahır yazıyoruz. Hiç kimse hiç koşmayacak atını bile yazmaktan imtina etmiyor. Herkes fazla fazla yazıyor. Neden? Onlar da haklı. Ne de olsa elecekler. Bana en azından koşacaklarıma kalsın. Abi ben belki karşı geleceksiniz ama yapın abi, İstanbul hipodromunda bir ahır bedeli 15 bin lira. Ankara'da 12 bin lira. Adana'da 10 bin lira. Ha, bu şekilde kalmasın ama. Nedir? Bahis değil mi? Bahise katkı yapan at, yani yarışlara intikal eden at, bunların ahır ücretlerini ödül olarak geri iade et. Bu şartlarda koşmayacak adam hiçbir şekilde 10 lirayı 15 lirayı atmaz oraya. Bu da en azından 300-500 her hipodromda engeller fazla yazmayı. Yani bir sürekli ben bunu tekrar ediyorum ama neden istişare toplantıları yapılmıyor? Şimdi Eray ahır satılacak diyoruz ya. Şu anda ahır satılacak hipodrom gözleri önünde İstanbul ve Ankara'dadır. Tamam, Urfa'nın ismi çıkmış. Kış sezonunda Urfa'da ahır satılır. Zaten yapılan ahırlarla Urfa sorunu çözdüler. Eğerse bu bağırın ahır satılacak hipodrom varsa İstanbul ve Ankara'dır. Kimse kendini kandırmasın. Gözleri önünde bu işler dönüyor. Ama cezai içtima yok. Ahır satan. Ankara'da 30. bir oldu. Para cezası var. Atını koşmama cezası var. Ahır satana ceza içtima yok. Ahır satana bir ceza vereceksin. İki bir sonraki ahır yazılmada da hiçbir ahırını kabul etmeyeceksin. Öyle bir cezası olacak. Bir daha da kimse ahır satamayacak. Harun abi. Buna Ankara'da altın vaziyette 50-60 dönüm yer var. Ahırların olduğu bölgede. Oraya niye ahır yapılmıyor? Pist yapılmıyor. Erkan Bey, ama o zaman da pist kaldırmayacak. Tamam, ahır Ankara'ya ilave yapılabilir. Alan çok büyük ama o zaman da pist taşımayacak o kadar atı. Ankara'nın güzelliği zaten bu değil mi? Yani yüz ölçümünün büyük olması, atlara düşen metrekarenin fazla olması zaten Ankara'nın tercih sebebi bu. Siz oraya ilave 200 ahır daha yaparsanız o zaman sabahları idman yine diğer iller gibi kalabalık olacak. Bir cazibesi kalmayacak ki Ankara'nın. Bu da doğru. Şimdi ahırlar belli. Burası Kurtel'in ahırı, burası Özbelge'nin ahırı, burası Kahramanlar'ın ahırı, burası bilmem neler, Nekürler'in ahırı. Herkesin yerleri sabit Erkan değil. Erkan Bey. Ama bizim gibi Erkan iki tane, üç tane atı olanların ahırları yok. Erkan Bey, isim verirsek insanları zon altında bırakmış oluruz. Ama biliyoruz. Bakın, bunların hepsini biliyoruz, bakın, görüyoruz, yaşıyoruz. İsim vermiyorum yani. Bakın, gelin göstereyim herkese teker teker hangi ürünün nerede ahırı var. İnanın, size şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Atçıların en özgür olduğu yerlerden biri burası. Ancak burayı zor durumda, yani sizin için söylemiyorum genel olarak. Burayı zor durumda bırakmamak adına sadece onların ismi değil, herhangi başka birinin de isminin vermesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Siz zaten söylediğinizde bir kimilerinin aklına bu isimler gelecek, kimilerinin başka isimler de var. Yani insanlar, buradaki insanlar sahada zaten. Anlatabildim değil mi derdimi? Fatih, sen anlattın da buradaki belki Erkan Bey bilmiyor, herkes biliyor. Ben sene 90'da geldim sahaya. 90'dan 23-33 senedir ekro ahırlar aynı ahırda kalıyor. Yani burada isim veriyor ama Erkan Bey isim vermese de olur. Bunu hepimiz biliyoruz yani, ekro ahır sabit ki sanki tapulu malı gibi aynı ekro kalıyor. Tamam, Erkan Bey isim veriyor ama abi, vermese bu, iyi olur. Abi, bunu hepimiz zaten biliyor. Benim bu insanlarla hiçbir çıkarım yok. Herhangi bir şey derlerse, yani ben kişisel olarak bir şey, kendi fikrimi söyleyebilirim. Ancak şu an toplu bir ortamda olduğumuz için, hani Erkan Bey bilmediği için onu açıkladım. Yani yanlış anlamayın. Şimdi bazıları at sahipleri de şöyle söylüyor. Fatih, sana mı yazdılar? Ya inanın,
Türkiye Jockey Kulübü Başkanı gelse ya şunu konuşsun, şu konuşmasın diyemez. Bunu daha önce yüzlerce kez vurguladım. Ancak başka bir yerde olsa, benim hakkımda da olsa benim hoşuma gitmez. Ha, isim veriliyorsa da çıkarım. O kişi oradayken söylerim. Yani bu biraz gereksiz takılıyoruz. Yanlış anlamayın. Lütfen. Eşit davranmak bağlı. Abicim tapulu mal gibi yani. Adamların yerleri belli. Kimse giremiyor oralara. Kimseyi sokmuyorlar. Kış sezonu kapalı, yaz sezonu onların atları geliyor. Başkası giremiyor. Haksızlık değil mi bu? Ya burada %100 haklısınız. Kapıyı kilitleyip depo olarak kullanmaya devam ediyorlar. Yani Erkan Bey bu konuda haklı Fatih. Gerçekten. Abi yani dediği gibi kışın kapıyı kilitliyorlar. Ben haksız demedim. Çekip gidiyorlar. Tekrar gelip kapılarını açıp giriyorlar. Yani haklı da. Yazlık gibi. Abi haklı. Ben haksız demedim ki ya. Ben haksız mı dedim? Gözünüzü seveyim ya. Yok, bence bir çözüm yöntemi daha var. Veli abi sözünü kestim ama bir çözüm daha var. Haksızdır demedi. Yani bunu diyor isim vererek burada konuşmuyor. Ekro dese aynen. Zaten herkes burada biliyor kim olduğunu. Bir şey daha söyleyeceğim. Burada olmadığı için isim vermeyelim. Ekür blokların, boş ekür blokların içine girip boş ağırları kişilere tahsis etmeli. Yani ekürüyü dolduramayan insanlara ekür blok verilmemeli. Ya abi ekura ahırında kuş besliyorlar ya kuş. Ha, ben aynısını söyleyeceğim. İzmir'de ahır sezonunda kıtlık vardı. 4-5 sene önceden bahsediyorum. Bir tane büyük ekürü. Şimdi ya da isim vermiyoruz diye vermiyorum. Adam iki tane ahırı yıkmış. Kuş kafesi koymuş hepsine. Gittim ahırlar sorumlusuna. Ya dedim siz dedim ahır vermiyorsunuz bize. Dedim. Adam dedim ahırda kuş besliyor. Öyle şey olmaz dedi. Tespih tutanağı tuttur dedi. Gösterin dedi. Gösterdim. Ya işte falan filan da şöyle de böyle de işte başımıza iş alırız da o da o. Ya dedim gidin Allah aşkına biliyorsunuz dedim bildiğiniz halde tespit tutana dedim. Ondan bundan bahsediyoruz dedim. Millet ağır arıyor adam içeride kuş besliyor. Bu nasıl olacak? Ya bırakıyorlar abi kendi kendine. Ot deposu yapan var ya ben görüyorum. 2 tane ağır 3 tane ağır adam ot deposu yapıyor ya. Evet evet. Evet. Ot deposu yani bunu herkes biliyor. Yani bunları yapılmaması lazım. İnsanlar işte bu yüzden stres yapıyor. Bu yüzden üzülüyor. Yani ben sıkıntı yaşarken sen otunu yemini koyma abi. Yani başka ya bir şey hiç, ya, hiç umurumda değil ya. Bak küçük atçı normal atçı. Yani artık hani atçılığın küçüğü yok da bir atı olan da bir normal atçı bu ülke şartlarında, ekonomi şartlarında iki atı olan da atçı, üç atı olan da beş atı olan da adet fark etmiyor. Herkes atçı. Ama onlar umurumda değil. Onlar kendi aralarında bu pastanın bölüşümünü sağlamak, ezdirmek ya başka hiçbir şey değil. Yani onlar için çok büyük bir durum değil yani bu. Yani kesinlikle artık nedeni o ya. Artık bir açıklaması yok. Ya bir atı olana ağır vermiyorlar. İki atı olana bir tanesini vermiyorlar. Ya böyle bir terbiyesizlik var mı ya? Ne yapacak abi bu adamlar? Nereye gidecek? Ya şimdi ben atımı tayımı hazırlamışım. Ne olmaya gidecek? Yani seyisim hazır. Her şeyim hazır. Ya programımı adamı Ankara yapmışım. Neyse fark etmiyor. İyi. Ben şimdi antrenörü mü değiştireceğim? Seyis mi değiştireceğim? Neyi değiştireceğim? Ben o mesela yıllık atıyorum bu atların altına çal sapını almışsın onu almışsın bütün programını yapmışsın lak son dakika kardeşim senin bir tane atayım lan sana alıyorum. Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey hani ülke yönetimi herkes laf söylüyor ona söyle buna söyle yarın göremiyoruz. Atçılıkta asıl hiçbir şey göremiyoruz. Atçılıkta sabahı göremiyoruz ya. Abi bıraksınlar ya bu işleri. Gerçekten ya yazıklar olsun böyle yönetim. Herkes övüyor yok aygırı getirdi. Ya Daredevil getirsen ne olur? Ya kimi getir ya? İstediğin en kral aygırı getir. En kral aygırı getir. Bırakın bu işleri ya. Aygırı aldık. Bilmem neyi aldık. Yok El Arkam'ı aldık. Yok bir Saturn Ares'i aldık. Bilmem. Ya bırakın abi ne aygırı ne? Sen git önündeki problemi sen bir tane ağrı çözemiyorsun. Aslında bir tane ağrı vermiyorsun. Boş muhabbet. Aygırı aldık falan aldık filan aldık. Ya ne aldın? Alma kardeşim sen bana ağrı ver. Sen ikramiyeleri düzelleştir. Açıyı rahatlat. Ondan sonra sen konuş yani. Bırakın abi ya. Övmeyin ya. Gerçekten herkes çıkıyor burada. Şak şakçılık o yapıyor. Ya o JK öğesi diyoruz. Yönetimde diyoruz. Adam çıkıyor burada. Onu kesiyor, bunu kesiyor. Ona gider yapıyor. Bunu onu diyor, buna diyor. Yani böyle temsiliyeti olmaz yani. Böyle bir şey yok abi. Yazıklar olsun. Ya gerçekten yazıklar olsun ya. Köse Ali Ekürisi'nin katkılarıyla hazırlanan Atçılık Kütüphanesi Sohbet Odası devam edecek. Max Scala. Son teknolojiyle donanımlı olan tesislerimizde dünya standartlarında kabul gören, pişirme yöntemiyle atlarınıza ihtiyacı olan en sağlıklı yemlerin üretimini gerçekleştirmektedir. Max Scala.
Kaliteli protein ve amino asit değerleriyle taylarımızın büyüme döneminde tüm besin ihtiyaçlarını karşılar. Max Scala. Satış sonrası teknik hizmetlerle ürün veriminin ve güvenilirliğinin arkasında. Max Scala. Atınıza değer katan marka. Köse Ali Ekürisi'nin katkılarıyla hazırlanan Atçılık Kütüphanesi Sohbet Odası devam ediyor. Adam beş tane, bir de bu asil üyelik mevzusuna ben çok uyuz oluyorum. Babası ölüyor, oğlu geliyor, oğlu ölüyor, torunu geliyor, torunu ölüyor, o geliyor. Ailenin şirketi mi bu TCK? Ben onu anlamadım ya. Bu Atçılar bu başkanı niye kendisi seçemiyor? TCK başkanını niye Atçılar seçemiyor? 80 tane ya da 100 tane asil üye seçiyor. Kendi aralığını kimse almak istemiyorlar. Kısaca bu. Yani adam bilmiyorum ya, ben çok sıkıldım. Daraldım yani. Bırakalım o zaman, bu 100 tane adam koşsun. Kendileri içinde bahis yapsınlar. Kendileri içinde oynasınlar. Kendi aralarında yarışsınlar. Ya şimdi 2 tane kısım var. Doğum olacak bugün yarın. Yani ona 10'ar gün gecikti. Yemin ediyorum doğursunlar. Ondan sonra hepsini koyacağım. Bırakacağım. Uğraşamayacağım yani. Gerçekten artık yetersin sistemimi. Bozamayacağım yani. Bir ay sonra çözülüyor bakın. İnanın ben bu ağır konusunda zamanında en büyük stresleri yapanlardan biri benim. Ve finalde bir ay sonra çözülüyor. Murat. Diyorum ki sonra diyorum, ben boşu boşuna niye bu kadar stres Murat yaptım? Bir önceki abi? Ahır mevzusunda da ben mesela YouTube'dan açtım dinledim. 3 saat yayın yapmışız. Sen orada da demişsin ki bir ay içinde çözülecek demişsin. Ben de... Aynen öyle. Çünkü ben geçmişte çok stres yaptım. Ben çok büyük ekildir değildi ama çok atı olan adamların atlarıyla ilgilendim. Her sene 5 tane ağır eksik, 4 tane eksik. Bir ay sonra çözülüyor ama çözülüyor. Murat, bir ay, bu bir ay çözülecekken bir, yani bir ay sonra çözülecekken niye şimdi çözülmüyor? Yani neden birilerine atladığı kiralık vermek zorunda? Bunun nedenleri az önce söyledik. Hepimiz doğru şeyleri söyledik. Mesela bak. Bu Fatih az önce söyledi. Millet olmayan atları nasıl sakat atlarını bilmem neler yazıyor. Evet ağır çıkıyor. Sonra aslında ağır atçıya darbeyi kendisi vuruyor. Kendi adamları vuruyor. Atçı vuruyor. Yani topalı mopalı her şey yazıyor. Ondan sonra İşte belli bir süre sonra atı getiremeyince ahırı onu iptal edip öbür tarafa veriyor. Boş tamamen oluyor. Aslında atçı vuruyor darbeyi yani. Yani herkes yönetmesi yapıyor ama hani her ne kadar ben de sonuçta atılmıyor ama genelde atçı vuruyor yani şeyi. Abi aynı söylediğim gibi Harun abi. Ekürü bloklarının içine girecekler abi. Adam 8'li ekürü blokta 4 tane at bakıyor. İstanbul'da bunu görüyor. Yani ben de görüyorum. İstanbul'a gelen arkadaşlar da görüyor. Abi gelecek diyecek çıkartma kardeşim bu 4 atını. Bu 8'de ekürü kim doldurabiliyor? Arif Kurtel. Gel Arif Kurtel. Gir abi sen burayı doldurabiliyorsun. Ama yani 4 tane atı var, 5 tane atı var. 7'li ekürü bloğu kapatıyor. Yapmayacaklar abi bunu. Murat. Önüne geçmeleri lazım. Murat. Efendim Mehmet abi. Ya sen de biliyorsun ki o ekürülü ağırları boşatamayacağını. Ben de biliyorum boşatamayacağını. Abi işte yani boşaltma. Bahsederken o ağırları kime verildiğini, neden boşatamadığını da hepimiz biliyoruz. Ama şimdi ben yönetimle alakalı değilim. Ama sistem öyle bir şey ki diyelim ki 2200 tane at yazılıyor. Örnek veriyorum. Şimdi burada evet kısıtlama oluyor. Bir büyük makas atılıyor. Ama alttaki atçı eğer atları bir şey yapmıyorsa yani aşağılardaysa en büyük makas oraya vuruluyor. Bu bir gerçektir. Ama kardeşim 1400 tane ahır yazılıp da 1400 ahırın içine kesmiyor. Bu da bir gerçek yani. 2200 tane at yazılıyor. Abi Volkan abi. Şimdi burada kim birileri kesilecek. Arif Kurtel'den de kesecek, Ahmet'ten de kesecek, Mehmet'ten de kesecek. O zaman standart kesmesi lazım Mehmet abi işte. Herkes ben, onu sen standartı sen biliyorsun. Standartı bir kısım. Evet ben biliyorum sen biliyorsun. Dışında. Abi, hayır bir kısım standartın dışında. Ondan sonraki ne bulursa kesiyor. Abi Volkan abi söz hakkı istemiş. Volkan abi buyur abi. İyi akşamlar herkese. Şimdi ben uzun süredir dinliyorum sizi de bu konuşan abilerime ben bir soru soracağım. Şimdi benim bir tane atım var. Üçlü. 15 gün sonra Adana'da bir yarış göstereceğiz. Ve bana ahır çıkmadı. Şimdi sabahtan beri konuşan, ahkam kesen, fikir yürüten, fikir beyan eden abilerime soruyorum. Ben bu atı ne yapayım abi? Evimin salonuna mı koyayım? Yoksa sokakta mı koşayım? Nasıl yapalım abi? Yani çok güzel konuşuyoruz. Eyvallah da. Şimdi adamın Volkan Bey. Bir müsaade edin ama ben anlatayım.
susacağım sonra zaten size vereceğim cevabı. Şimdi ben 3 atın ikisine çıkmış eyvallah. 5 atın 3'üne çıkmış eyvallah. Adamın 20 tane atı var 15'ine çıkmış ona da tamam. Abi benim bir tane atım var ve üçlü. Bana ahır çıkmadı abi. Yani şimdi biz neyi konuşuyoruz ki ben anlamıyorum ki yani. Birincisi ya ahkam kesmiyoruz. Bu anlattığınız şahsi algılamayın beyefendi. Ben kimle konuşuyorum bilemedim ama şu an. Ahkam kesiyorsunuz ahkam dediniz ya. Yani. Ya ama bu ahkam kesmek oluyor. Yanlış mı söylüyorum? Biz burada sohbetin başlığını görürseniz atçılık gündem özel. Yani bugünkü gündemi tamam. Kendi aramızda konuşuyoruz. Peki ben de atçıyım. Bir ahkam kesmek yok yani. Ben de özel konuşayım o zaman. Kime cevap veriyorum bu arada? Ben kimle konuşuyorum? İsminizi bağışlar mısınız? Murat Çelik. Ya Murat Beyciğim peki. Şimdi o zaman madem siz cevap verdiniz ben size sorayım. Benim bir tane atım var. Ve benim atıma ahır çıkmadı. Ben 4 senedir sahaya at getiriyorum. O sebeple bu sebeple koşamıyorum. Her senede bir tane at getiriyorum. Bu senede bir tane atım var. Murat Beyciğim buyurun siz cevap verin. Ben ne yapayım bu durumda? Nereye ağır başvurusu yapacaksınız? Adana'da yaşıyorum ben. Adana'da atlı atım ve Ankara'ya göndereceğim atımı. Tamam. Ayın 7'sinden sonra sanırım. Yok. Ay sonundan sonra. Nisan'ın başında başvuru tekrar Ankara'ya. 7'sine kadar. 7'sine kadar Murat. Ankara 7'sine kadar mı abi? Murat Beyciğim çıkmazsa ben size mi ulaşayım? Nasıl yapalım? Yo bir daha başvururum. Bir daha başvururum. Yani her çıkmayan bana başvurmuyor yani. Ay, Murat, bakın biz de söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Murat Beyciğim bakın. Murat Beyciğim, ben şimdi bu sizce mantıklı bir açıklamam. Bakın tekrar evet, ediyorum. 5 yani. Atı. Ya nasıl Volkan mantıklı Bey. Abi? Listeye bir bakın. Adamın 20 tane atı var. 18 tanesine ahır yazmışlar ya. Volkan Bey. Volkan Bey 40 tane atına ahır yazıyor. 18 tane çıkıyor. Bakın ben de bu yıllarca benim tweetlerime bakarsanız bu ahırlar konusunda yıllarca isyan ettim. Bakın gerçekten şimdi ben Volkan Bey ne diyorsun? Derler ki buyurun arkadaşım abi. Ankara ben Mehmet Demir Arif Kurtar. Şimdi ben sana derler ki işte İstanbul'la Ankara evet doludur kapalıdır. İzmir'le Adana ve işte efendim Bursa'da açığımız vardır oraya yazabilirsiniz. İnsanları yönlendirme böyle yapıyorlar. Olay sistem bu şekilde dönüyor ben sana söyleyeyim. Ondan sonra tercih sana kalıyor. Zaten atın koşup kazanırsa bir şekilde giriyorsun. Ben sana onu söyleyeyim. Peki bu adalet mi sizce? Ben adalet olup olmadığını eleştirmiyorum. Sistemin böyle döndüğünü söylüyorum. Adalete kalırsa ben diyorum ki 2200 tane ahır yazdırıyor. Nasıl adaleti sağlayacağız? Mehmet Beyciğim bir laf var biliyor musunuz? Kuyu mu derin, ip mi kısa? Şimdi siz neresindesiniz bu işin? Ben sizi şahsınıza söylemiyorum yani. Konuyla alakalı genel olarak ben, söylüyorum. Ben antrenörüm. Ben sistemin böyle döndüğünü söylüyorum. Ben diyorum ki Ankara, İstanbul diyor ki müracaatları kabul etmiyorum. Örnek yani ağır doludur. Diyor ki Bursa'da örnek veriyorum. Adana'da, İzmir'de ağır boşluğumuz vardır. İsteyen taylarını yazabilir. Tekrar ikinci bir tekrar müracaat için. Sistem bu şekil dönüyor. Hani sen dedi ben ne yapayım ya? Sistemi bu şekil evet. Çevirirler yani. Ne yapayım peki, deyince ben sana cevap verdim. Kurtel'in antrenörüsünüz değil mi? Efendim? Kurtel'in. Mehmet Bey'in antrenörü. Mehmet Kurtel'in. Yok Mehmet Kurtel değil. Mehmet Demir de Arif Kurtel'in antrenörü. Artık o kadar özdeşleştiler siz ikinizi. Evet. Yok bak. Ne alakası var? Şimdi, Mehmet Demir abi, Mehmet Demir kalır abi. Kurtar gelir geçer. Peki ben sorduğum sorunun cevabını alamadım ama madem arkadaşlar öyle... aslında şöyle hep çözümden yana konuşuyoruz ama tek atı olanlar için özellikle tek atı olanlar için tabii yukarıdakilerin de bir ayrım yapması gerekecek. Çünkü aramızda tenzih ediyorum iki atı olup birini başkasına devredip ikisini müracaat eden şeklinde de var. Tek atı olup gerçekten sahada atçıysa bunlara ben de tamamıyla kesintisiz verilmesi taraftarıyım. Köse Ali Ekürisi'nin katkılarıyla hazırlanan Atçılık Kütüphanesi Sohbet Odası bitti.